Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallahi hayna tumsuna ve hayna tusbihun. Ve lehul hamdu fis semavati vel ardu ve aşiyyan ve hayna tuzhirun. Ey birader, benden namazın şu muayyen beş vakte hikmet-i tahsisini soruyorsun. Pek çok hikmetlerinden yalnız birisine işaret ederiz. Bu ve benzeri ayetler namazın beş vakit olduğunu ve namaz vakitlerine bu ayetlerle işaret edildiğini anlamaktayız. Ayrıca başka ayetlerde mesela namaz müminler üzerine vakitleri bir farz kılınmıştır ayetinde de vaktin farz olduğunu net bir şekilde ayetlerde görüyoruz. Peygamber Efendimiz de Cebrail Aleyhisselam'ın öğretmesiyle, bildirmesiyle namazların giriş ve çıkış basitlerini hem kendisi anlatmış hem de uygulamak suretiyle sahabelerine öğretmiş. Dolayısıyla vakit namazın farzlarından biri olmuş. Vakti girmeden kılınan namaz geçerli olmadığı gibi vakit çıktıktan sonra kılınan namazlarda eda değil kazadır. Yani zamanında kılınmamış manasına gelir. Dolayısıyla Hazretleri bir soruyla söze başlıyor. Benden namazın şu muayyen beş vakte hikmet-i tahsisini soruyorsun. Yani namaz niçin bu belirli vakitlere farz kılınmış? Sabahleyin bir insan bütün namazları toptan kılsa veya gündüz iş olanlar müsait olmayan akşam öğlediklerinde hepsini beraber kılsalar ve eda yerine gelse olmaz mı? Bir de sorunun içerisinde nezih bir üslup kullanarak hikmet-i tahsisini soruyorsun. İbadetlerin, emir ve yasakların illeti sorgulanamaz. Allah bunu niye emretmiş? İbadetimiz niye yapıyoruz? İbadetler Allah emredildiği için yapılır. Çünkü ibadetin daisi, emri ilahi, neticesi rızay haktır. Hikmetlerinden dolayı ibadet yapılmaz. İlletlerinden dolayı batılır. İbadetlerin illeti nedir? Allah'ın emri olduğu içindir. Allah emreder, ibadet olur ve o ibadeti yapmak da Allah'ın emrine uymak manasına gelir. Ancak her ibadetin Allah'ın hakim ismine mazhariyeti noktasından sayamayacağımız kadar mazhariyetleri, faydaları vardır, hikmetleri vardır. Biz ibadetleri hikmetleri için yapmayız ama yaptığımız her ibadetinde kendine göre güzellikleri, hikmetleri, maslahatları, faydaları vardır. Dolayısıyla siz ibadetlerin illetlerini sorgulayamazsınız ama hikmetleri araştırabilirsiniz diyerek hikmetini soruyorsunuz diyor. Yani soru sorma adabını da bize öğretmiş oluyor. Yani ibadetlerin illetlerini değil de hikmetlerini sorabilirsiniz, hikmetleri araştırabilirsiniz diyerek bize soru sorma adabını ve dinimizin bir edebini bize öğretmiş oluyor. Namazın şu muayyen beş vakte hikmeti tahsisini soruyorsunuz. Niye Cenab-ı Hak hikmet olarak bu beş vakte tahsis etmiş beş vakit namazı? Pek çok hikmetlerinden yalnız birisine işaret ederiz. Evet, her bir namazın vakti mühim bir inkılap başı olduğu gibi azim bir tasarruf-u ilahinin aynesi ve o tasarruf içinde ihsanat-ı külliye-i ilahiyenin birer makesi olduğundan Kadir-i Zülcelal'e o vakitlerde daha ziyade tesbih ve tazim ve hadsiz nimetlerinin iki vakit ortasında toplanmış yekününe karşı şükür ve hamd demek olan namaza emredilmiştir. Şu ince ve derin manayı bir parça fehm etmek için beş nükteyi nefsimle beraber dinlemek lazım. Esasen bu nüktenin, yani bu mukaddimenin açıklanması dördüncü ve beşinci nüktelerde olacak. Yalnız bir iki cümleyle ben üstadımızın açıklayacaklarına işaret edeyim. Her bir namazın vakti mühim bir inkılap başı olduğu gibi. Dördüncükte de nasıl inkılap başı olduğunu anlatacak üstad Efe'yi. Bir de
azim bir tasarrufu ilahinin aynesi. Evet. Biliyorsunuz aynanın özellikleri vardır. Ayna kendisinden çok daha büyük olan, çok daha geniş olan şeyleri içinde yansıtma özelliğine sahiptir. Mesela hafızamız bir aynedir. İnsanın hayatı boyunca geçirdiği her şeyi içine alır. Yani o aynaların küçüklüğü değil, ayna olma özelliği önemlidir. Mesela bir çekirdek bir ağacın aynesidir. Ağacın tamamını içine alır. Küçüktür ama tamamını, bir ağacın o koca gövdesindeki kökünü düşünün. O kurusa ağacın bir yaprağını bile gösteremez. Ama ağacın çekirdeği ne kadar küçük olursa olsun koca ağacın bütün özellikleri içinde bulundurabiliyor. Hafızamız hayatımızın aynası. Göz bir aynadır. Çıkın dışarıya bakın semavata, koca semayı içine alır. Küçük göz. Ama koca dünya semavattan bir çekirdeği bile gösterir. Demek ki bir şeyin küçüklüğü ve büyüklüğü değil, hangi özelliklere sahip olduğu önemli. Ayna ise çok büyük şeyler içinde bulundurabiliyor. Demek ki beş vakit namaz, vakitleri itibariyle Cenab-ı Hakk'ın büyük tasarruflarının azim bir tasarruf-u ilahinin aynasıymış. Bir de o tasarruf içinde ihsanat-ı külliye-i ilahinin birer maçesi olma. Ayna olur ama içindekilerini yansıtmayabilir. Mesela çekirdeğin yansıtması için ağacı toprağa girmesi gerekiyor. Değil mi? Elimize aldığımız ayna güneşi içine alır, bize de yansıtır. Buna biz makes diyoruz. Yani ayna olmak başkadır, içine aldığı şeyleri yansıtması başkadır. Demek ki her bir namaz vakti hem Cenab-ı Hakk'ın azim tasarrufatına bir ayna hem de Cenab-ı Hakk'ın o külli tasarrufatını, ihsanatını bize yansıtan, gösteren bir vakitmiş. Bu itibarla onu söyleyecek, Kadir-i Zülcelal'e o vakitlerde daha ziyade tesbih ve tazim. Esasen her zaman Allah'ı hatırlamak, her zaman Allah'ı zikretmek, Allah'a kulluk vazifesinde bulunmak gerekiyor. Ve insan her zaman ubudiyet içerisindedir. Ancak bu vakitlerde daha ziyade ibadet etme ihtiyacı bundan doğuyormuş. Cenab-ı Hakk'ın külli tasarrufatına birer ayna olduğundan bir böyle. Bir de hadsiz nimetlerinin iki vakit ortasında toplanmış yekûnüne karşı şükür ve hamd demek olan namaza emredilmiştir. Ayrıca bu iki vakit meselesini inşallah dördüncü ülkede kısmen işaret edeceğiz ama bir cümleyle söyleyelim. Mesela yatsı namazını kılan bir insan sabah namazına kadar, sabah namazı vaktine kadar Cenab-ı Hakk'ın ihsan ettiği bütün nimetlere sabah namazını kılmakla şükür ve hamd vazifesini icra etmiş oluyor. Öğle namazını kılan bir insan da sabah öğle arası. Dolayısıyla beş vakit namazını kılan bir insan 24 saatlik zaman dilimi içerisinde Cenab-ı Hakk'ın kendine ihsan ettiği nihayetsiz nimetlere karşı şükür ve hamd vazifesini icra etmiş oluyor. Eğer bunlardan bir vaktini kılmamışsa bir insan, o bir vakit dilimindeki teşekküratını yerine getirmemiş, dolayısıyla borçlu kalmış oluyor. Bundan dolayı diyor Üstad Hazretleri, kat'i borç olan farz namaz, zamanında eda edilmediği takdirde mutlaka kaza edilmesi gerekir. Çünkü borçtur, o vakit ortasındaki nimet-i ilahiye karşı gerekli şükür ve hamd yerine getirilmemiş, hala borç bekliyor. 70 sene önce de olsa onu mutlaka eda edilmesi gerekiyor. Eda etmekle beraber, kaza etmekle beraber bir de tövbe etmek lazım çünkü geciktirilmiş. Zamanında ödenmemiş bir borç idi. Özür dileyerek, tövbe istiğfar ederek de o kat'i borç olan farz namazı kaza ederek ödemek gerekiyor. Bu itibarla iki hadsiz nimetlerinin iki vakit ortasında toplanmış yekûnuna karşı
şükür ve hamd demek olan namaza emredilmiştir. Şu ince ve derin manayı bir parça fahmetmek için beş nükteyi nefsimle beraber dinlemek lazım. Kardeşlerimiz bize 400 nükteyi sordular. Yani orayı okuyalım. Namazın 5 harfi hikmet hafızasını sordular. Biz üçüncüyü okuyarak dördüncüyü inşallah beraber okumaya çalışalım. Üçüncü nükte. Malumunuz Cenab-ı Hak bizden bu beş vakitte bir ibadet istiyor. İşte ibadet, namaz dediğimiz belli özellikleri olan hem şekilleriyle hem içinde okunan dualarıyla, ayetleriyle Peygamber Efendimiz'in bize öğrettiği şekilde yapılması gereken şekilli ibadet. Ruhu olan, manası olan, şekli olan birçok özellikleri taşıyan bir ibadet. Acaba Cenab-ı Hak bu vakitlerde neden namaz ibadetini bize emretmiş? Başka bir ibadet şekli olamaz mıydı şekilde? Hikmetini anlamak açısından üçüncü nüktenin ciddi bir önemi var. Çünkü nasıl ki insan şu alem-i kebirin bir misali musazzarıdır. İnsan şu kainat alemin küçük küçük bir özetidir tabiri caizse. Hazreti Ali Efendimiz'e nispetilen bir ifade var. Kainata büyük insan, büyük insan, insana da küçük alem tabiri kullanılır. Ben tabiri caizse kainat hakkında yaratılan hangi alemler varsa her birinden bir örnek insanın ruhuna vedia olarak bırakılmış. İşaret-i icazdan. Yine Üstad Hazretleri lemalarda ve değişik yerlerde kainattaki 18 bin alemden her bir alemin birer örneğini tabiri caizse Cenab-ı Hak insana yerleştirilmiş. Eğer mümkün olsa insanı bir çekirdek gibi toprağa atıp yetiştirme imkanı olsa kainat ortaya çıkacak. Eğer kainatı küçük bir çekirdek gibi küçültmek ve kainatta bulunan her bir özelliğin o çekirdekte olmasını yerleşik şekilde meydana getirmek mümkün olsa insan ortaya çıkacak. Demek ki al elinize insanı, Cenab-ı Hakk'ın kainatta tecer eden bütün isimlerini tek tek okuyabilirsiniz. Küçülsün kainatı, ortaya insan çıkacak. Demek ki Allah insanı kainatın küçük bir özeti, bir hurasası şeklinde yaratmış. Allah. Kainat burada. Nasıl ki insan şu alem-i kebirin bir misali musazzarıdır. Misal, bizde maket tabiri kullanılır. Mesela bir cami vardır, caminin maketi yapılmıştır. Ancak maket caminin bütün özelliklerini taşımaz. Çünkü eğer cami taşta yapılmışsa duvarı, maketin duvarı taştan mıdır? Değildir. Camide eğer lafzayı, Yasin sureti yazılıysa makette de yazılı mı? Yazılı değilse, aynı rengi, aynı özellikleri taşınıyorsa maket değil. Misali musallar, bütün yönleriyle aynı özellikleri taşıyan demek. Demek ki kainatta bulunan bütün alemleri her yönüyle, her özelliğiyle insan kendinde taşıyor. Mesela ruh, arşın bir örneğidir. Enteresan. Evet, mesela insanda ölümsüzlük duygusu var, ebedi yaşamak arzusu var. Bu ebediyet alemlerinden bir örnek insan ruhuna konulmuş. Mesela insandaki hafıza, levh-i mahfuzdan bir örnek. İnsandaki sözünü dinleyen insanlara mükafatlandırma duygusunu taşıması cennetin bir örneği. Kendisine isyan eden, hakaret eden insanlar cezalandırma hissini taşıması cehennemden bir örnek. Ruhlar aleminden ruhumuz. Bu ilk mesela bizde alem misal örneği var, hayalimiz. Hayalimizde her şey cereyan ettiği halde onu gösteremiyoruz kimseye. Dolayısıyla bizim de göremediğimiz misal alemlerine hayali bir örnek teşkil etmektedir. Bu itibarla baktığımızda insan kainatın tam bir özeti. Allah-u Teala kainatı özetlemiş, insanı yaratmış. Bu itibarla insan kainata denilir. Hatta belki kainatı geçiyor denilebilir. Evet. Ve Fatiha-i Şerife şu Kur'an-ı Azimüşşan'ın bir timsali münevveridir. Kur'an-ı Kerim'in
ilk suresi olan Fatiha suresi hem başındaki suredir hem ilk suresidir. Bu sure Kur'an'a denk gelir diye Peygamberimizin hadis-i şerifi var. Yani Kur'an, Fatiha, Kur'an kadar cevabı var. 24. sözde de bu konu ispat edilir. Fatiha, Kur'an kadar sevabı var. Demek ki Fatiha, Kur'an'ın bir özetidir. Kur'an-ı Kerim'de anlatılan bütün özellikler Fatiha suresinde anlatılıyor. Mesela Elhamdülillahi Bismillahirrahmanirrahim. Orada Cenab-ı Hakk'ın celali, cemali ve kemal isimlerine işaretler var Besmele'de. Cenab-ı Hakk'ın bütün isimlerini orada işaretler, hepsi içinde bulunduruyor. Elhamdülillah Rabbil Alemin. Az önce girmeyeceğim detaya, bir ikisini örnek vereceğim. Mesela şükür ve hamd, ne kadar şey varsa elhamdülillah var. Lillahi, Allah'ın bütün isimleri. Rabbil Alemin. Mesela Rabbil Alemin, Kur'an-ı Kerim'de geçen Rabbül Melaiketi ve Ruh, Rabbul Nas, Rabbi Musa ve Harun, Rabbi, Rabbuna, Rabbukum, Rabbuke gibi bütün alemleri Rabb olan ismi, diğer bütün işte insanların Rabbi, meleklerin Rabbi, peygamberlerin Rabbi, varlıkların Rabbi, bütün şeyleri Rabbul Alemin içinde bulunduruyor. Maliki yevmiddin, kıyametle, haşirle, ahiretle ilgili ne kadar bilgiler varsa Maliki yevmiddin'de İyyâke nâbudu, bütün ibadetleri, bütün varlıkların ibadetlerini, tesbihlerini, zikirlerini, İyyâke nestaîn, bütün varlıkların dualarını, yalvarmalarını, yakarışlarını, sığınmalarını, ilticalarını, İhtine sırâtan müstakîm, sırâtan lezîne enâmte aleyhim, peygamberlerin, sıddıkların, nebilerin, şehitlerin ve onların yolundan gidenlerin tamamının gittiği sırat-ı müstakîm. Burada peygamberler anlatılan bütün peygamberlerin hayatları bu ayetin içerisinde. Allah'ın bütün ihsan ettiği, ikram ettiği lütuflar hep bunun içerisinde. غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّينَ. Bu da peygamberlerin, nebilerin ve sıddıkların dışındaki dalalete gidenler, gazaba uğrayanların tamamı da bunun içerisinde. Dolayısıyla Elhamdülillah Rabbül Alemin suresini okuyan bir insan sanki Kur'an okumuş gibi oluyor. Ve Fatiha-i Şerife nazil olsaydı sadece, Kur'an'ı Allah göndermeseydi faraza, biz yine de Allah'ın muradını Fatiha'dan anlardık demişler. Dolayısıyla Fatiha-i Şerife de Kur'an'ın bir özeti. Cenab-ı Hakk'ın iki tane, birisini kevni ayetlerinden, birini de şer'i ayetlerinden iki örnek verdi Üstad-ı. Kainattaki, hani orada ağacı ve şeyi vermedi de, ağacı ve çekirdeği örnek vermedi. Aslında çekirdek ağacın bir özetidir. Ama burada insanı ilgilendiren bir konuyu örnek vereceği için insanı örnek verdi. Yine namazı, Fatiha'yı ilgilendiren bir konu olduğu için Fatiha örnek verdi. Yoksa ağacı ve çekirdeği örnek verebilirdi sadece. Ama burada ağacı ve çekirdeği örnek verseydi bu özellik tahakkuk etmeyecekti. Çünkü burada namaz anlatılıyor. Namaz da insan ilgilendiren bir konu olduğu için insanı örnek verdi. Halbuki ağaç ve çekirdek de güzel bir özettir değil mi? Ağacın özeti çekirdektir. Onu örnek verdi de bunu örnek verdi. Çok harika. Demek ki insan kainatın özeti. Fatiha da Kur'an'ın özeti. Biri Allah'ın kevni ayetlerinden, kainattaki koyduğu kanunlardan bir örnek. Biri de şer'i ayetlerinden, yani kelam sıfatından gelen Kur'an ayetlerinden bir örnek verdi. O zaman akla geliyor ki namaz da bir şeylerin özeti olsun. Nedir o? Namaz dahi bütün ibadatın envaını şamil. Bütün ibadatın envaını şamil deyince ibadet olacak herhangi bir şey dışarıda kalmıyor. Yani bütün ibadetlerin çeşitlerini içinde bulunduracak bir ibadet. Olsun ki kainatın özeti olan insan Kur'an'ın özeti olan Fatiha'yı o ibadette okusun. Öyleyse o ibadette öyle özellikler olmalı ki o da bütün ibadetlerin her çeşidini içinde bulundurabilsin. İşte buna namaz diyor.
Müsaadetleri bunu yukimûne salah ayetini, izadetini işaret edeceğiz da şöyle ifade ediyor. İnsanın kalbi var, kalbi var, bir de diyor insana ait mallar var. Kalbinin tabiri caizse ibadeti imandır, tabiri caizse. Kalbinin ibadeti diyor namazdır. Mallarının da ibadeti zekattır. Onun için Kur'an-ı Kerim bu üç ayeti arka arkaya getirmiş. اَلَّذ۪ينَ يُؤْمِنَّ بِالْغَيْبِ Onlar gayba iman ederler. Kalbin ibadeti. يُقِيمُونَ الصَّلَاةِ Namazlarını kılarlar. Kalbinin ve bedeninin ibadeti. وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ Onlar zekatlarını verirler de malların ibadeti. Enteresan. Fakat diyor, ibadetlerin içerisinde namaz ibadetinin tercih edilmesi, yani ibadetler, çok ibadetler var ama özellikle imandan sonra namaz ibadetinin zikredilmesi diyor. Çünkü namaz hasenata fihristedir. İfadeye bakın. Hasenata. Yani iyilik namına, ibadet namına, sevap namına ne varsa tamamı namazda var. Hasenata fihristedir. Çünkü diyor namaz İslam'ın şartlarını hali olduğu gibi idrakli ve idraksız bütün mahlukatın ibadetlerini de şekillerini de içinde bulunduran bir ibadettir. Mesela İslam'ın şartlarını biz böyle birer ifadeyle söyleyelim. Mesela hacca gitmek namaz İslam'ın şartlarından birisidir. Her namaz vakti her namaz kılan insan Kabe'ye yönelmek suretiyle bir nevi hac gitmiş gibi oluyor. Yani günde 5 defa Cenab-ı Hak bize manen, hayalen belki bir kısım insanları maddeten bile hacca gitmiş gibi yapıyor. Hatta onun için Hazretleri vaktin evvelinde, yani vaktin başında Kabe'yi hayalen nazara alarak iki cihandan geçmek suretiyle iki elle beraber tekbir almak ve hayalen Kabe'yi nazara alarak namaza durmak menduptur. Dikkat edin. Yani namaz kılarken Kabe karşımızdaymış gibi hayal ederek ve iki cihandan geçmek niyetiyle tekbir alarak namaza durmayı ibadet ve namazın sünnetlerinden menduptur diyor. Demek ki namaz kılan bir insan günde 5 defa tabiri caizse hac ibadetini yerine getirmiş gibi bir sevap alıyor. Manen. Zekat vermek İslam'ın şartlarından birisidir. Günde 24 saatten bir saatini namaza ayıran bir Müslüman, hem 24 saat zamanın bir saatini namaza ayırmakla zekatını vermiş oluyor, hem de 24 saat zamanın bir saatinin bedenini namazda, ruhunu ve bedenini namaza hasrederek bedeninin ve ruhunun da zekatını vermiş oluyor. Dolayısıyla zekat sadece mallardan değil, insana verilen her şeyin zekatı olduğuna göre namaz kılmakla bir ruhumuzun ve bedenimizin de zekatını vermiş oluyoruz. Sonra oruç tutmak. Namaz kılan bir insan oruç tutarken her bir organına oruç tutturmuş oluyor. Halbuki normal oruç tutan bir insan sadece yeme içme gibi organlarına oruç tutturuyor. Belli şeyleri yapması yasak oruçta. Halbuki namazda bütün organlarına oruç tutturuyor. Mesela namazdayken başkasıyla konuşamaz. Ama oruçtayken konuşur. Gözüyle sağa sola bakması mekruhtur. Onun bakması gereken yerler var. Dolayısıyla bedeninin orucu var, konuşmasının orucu var, bakışının orucu var, dinlemesinin orucu var, düşünmesinin orucu var. Yani namaz kılan bir insan aynı zamanda oruç ibadeti yerine getirmiş oluyor. Kelime-i şehadet zaten tahiyyatta, her oturuşta mutlaka söylememiz gerekiyor. Şimdi ibadetleri düşündük kardeşlerimizle beraber. Kulak ibadeti namazda var. Tesbih ibadeti namazda var. Zikir ibadeti namazda var. Düşündük. İbadet namına ne varsa namazda var. Sadaka da var mı? Var. Hayatımızın dedi ki zekat olan sadakası var mı? Ya farzı var ya. Zekatımız var. Enteresan. Epey düşündük biz. İbadet olma özelliği taşıyan her şey Cenab-ı Hak namaza koymuş. Hatta diyor bütün esnaf-ı mahlukatın
elvan ibadetlerine işaret eden bir harika-i kutsiyedir. Bir harita düşünün, işaretler konulmuş değil mi oraya? İşte burası İstanbul, burası Ankara, burası Mersin, burası Konya, burası Erzurum, işaret. Ama kutsi harita değildir o. Niye? Siz o İstanbul işaretlendiği yerde görüyor musunuz 15 milyon insanı? Yok, sadece öbür kağıt var. Şimdi de siyahlık var. Harita ama kutsi değil. Halbuki kutsi harita, o neyi işaret ediyorsa onun özelliklerini taşıyandır. Özelliklerini taşımıyorsa kutsi harita olmaz. Dolayısıyla namaz, bütün mevzudatın ibadet şekillerini gösteren kutsi bir harita. Mesela inek, keçi, koyun, deve gibi mübarek hayvanların duruşunu biz rükû halinde temsil etmiş oluyoruz. İşte ağaçlar gibi varlıkların ayakta duruşlarını kıyamda durmakla, sürüngen hayvanların duruşlarını secdede, mesela dağ gibi varlıklarında oturduğumuzda temsil etmiş oluyoruz. Hatta enteresan, Erzurum'da bir zaman şeyi seyrediyoruz, belki bir sebebi anlatmış olabilirim, aklınıza verin, yeri geldi. Falan Döken Dağı'nı seyrediyoruz. Ders okuduğumuz yerden Falan Döken Dağı da görünüyor. Ders okuyan abi sor dedi ki, ne görüyorsunuz? Dedik, Falan Döken Dağı'nı görüyoruz. İşte bu mevsimler, kış çıkmış, tam da yaz gelmemiş. Falan Döken Dağı'nın tepesinde henüz karlar duruyor ama etekleri yemyeşil. Böyle uzaktan da yeşilliği hissediliyor. Biz dedik Falan Döken Dağı'nı görüyoruz. Başka ne görüyorsunuz? Kar görüyoruz dedik falan. Dedi ki insan buna bakarken şöyle hayal edebilir. Falan Döken Dağı başında beyaz sarığı, sırtında yeşil cübbesiyle ayakta namaz kılıyor. Bakış, nazar. Yani hakikaten insan o varlıkların da o duruşlarını namaz, ibadet şekilleriyle temsil ederek Allah'a takdim eder. Hatta bazı melekelerin, bazı meleklerin sadece ayakta durarak ibadet ettikleri. Bazı meleklerin rükuda, bazı meleklerin de secdede. Dolayısıyla bir melek rükuda ise vazifesi sayılır yapabiliyor. Diğerleri yapamıyor. Ama Cenab-ı Hak bizlere o meleklerin yaptığı bir ibadet şekillerini de namaz ibadetini yerine getirme ihsan ve ikramını kutsamış. Dolayısıyla ne çıktı ortaya? Namaz hem bütün ibadetlerin feristesi hem de tüm mevcudatın kendilerine mahsus halleriyle yaptıkları ibadetlerin de bir özeti oluyor. Şimdi kainat burada. İnsan, her insan bir kainattır. Kur'an Fatiha'da. Bütün ibadetler namazda. Bir adam namazı kılsa, Fatiha'yı okusa, kainat da orada, Kur'an da orada, ibadetler özeti de orada. Bunun için kainat yaratılır mı? Yaratılır. Bunun için namaz kılınır mı? Ne büyük nimet değil mi? Ne büyük kutsuz ya. Demek ki bu beş vakit içerisinde başka bir ibadet değil de namazın emredilmesi aynı hikmettir, aynı rahmettir. Bir başka ibadet yapılsa ibadet olur ama namaz ibadeti yerine geçmez. Bu namaz ibadetinin taşıdığı özellikleri yerine getirmek için mutlaka namaz ibadetini kılmak gerekiyor. Başka bir şey yapılsa bunu yerine geçmez. Evet. Onun için malumunuz oruç tutamayanlar fitre veriyorlar değil mi? Ama namazı kılmayanlar namazın yerine fitre vereyim diyemiyor. Namazın yerini ancak namaz doldurur. Namazın yerine başka şey dolduramaz. İşte böyle bir namazı Cenab-ı Hak günde bize beş vakitte kılmamızı emretmiş. Dördüncü nükte. Nasıl ki haftalık bir saatin saniye ve dakika ve saat ve günlerini sayan milleri birbirine bakarlar, birbirinin misalidirler ve birbirinin hükmünü alırlar. Öyle de Cenab-ı Hakk'ın bir saat-ı kübrası olan şu dünyanın. Şimdi karşıda bir saat var, şöyle bakarsanız hemen anlaşılır. Saniye dönerken dakika milin üzerine uğruyor değil mi? Bir devirde hem dakika milin üzerine uğrar, hem saat milin üzerine uğrar, hem de
günleri gösteren bir mil olsaydı onunla üzerine uğrayacaktı. Yani haftalık bir saat dedi onun için Hazretleri. Bir saat tabirini kullandı. Kainata Allah'ın büyük bir saati ismi koydu. Nitekim kıyametin kopmasına da saat denmiştir. Demek ki yedinci gün kıyamet kopacak. Kıyametin kopmasına yedinci gün diyoruz yani tabiri caizse. Allah kainatı altı günde yarattığı manası da buradan kendine anlaşıldı. Demek ki altı gün manası bizim dünyadaki güneşimizle ilgili gün değil, kainatın altı dönemi, altı devri demek manasına geliyor. Altı gün, altı devir anlamında, dönem anlamında. Demek ki Cenab-ı Hakk'ın yedi günlük bir saati var. Altı günü bu kainatta cereyan ediyor, yedinci günü başka bir yerde cereyan edecek. İşte böyle bir saat olsa, demek ki Cenab-ı Hakk'ın yarattığı bu büyük saatin bir saniyesi olacak. Buna da gündüz diyor, okuyalım. Şu büyük saatin, yani şu dünya aleminin saniyesi hükmünde olan gece ve gündüz de beraber. Gece ve gündüz bu kainat saatinin saniyesi. Dakikaları sayan seneler. Demek ki saniye dönüyor, dönüyor, dönüyor. Bir de yaptı mı bir sene oluyor. 365 gün dev yapacak, bir sene oluyor. Sonra saatleri sayan tabakatı, ömrü, insan. Bir insanın da işte anne karnındaki hayatı var, çocukluğu var, gençliği var, ihtiyarlığı var, vefatı var, kabir hayatı var. Bu dönemleri de tabiri caizse kainatın saatleri hükmündeymiş. Bir de günleri sayan etvarı ömrü alem. Allah Allah. İfadeye bak. Alemin, kainatın ömrünün devirleri. Nasıl bir insanın ömrünün dönemleri var, nasıl bir ağacın ömrünün devirleri var, nasıl bir günün ömrünün devirleri var. Gün sabah başlar, ertesi sabaha da devam eder değil mi? Sabah bir ayrı devir, öğlen ayrı bir dönem, ikindi ayrı bir devir, akşam ayrı bir dönem, yatsı gece ayrı bir dönem. Demek ki insanın farklı devirleri, dönemleri, bir senenin mevsimleri, farklı dönem ve devirleri, bir ağacın bile farklı devir ve dönemler olduğu gibi Allah'ın bu kanunu büyük alem dediğimiz kainat için de geçerli. Bu kainatın da bir doğuşu, bir kemali, bir ihtiyarlığı, bir vefatı söz konusu. Demek ki bu farklı devir ve dönemlere Cenab-ı Hak gün tabirini kullanıyor. Öyleyse Kur'an ayetlerinde geçen kainatın altı günde yaratılması olmuş bitmiş bir mana değil, kainatın toplam devrinin altı dönem anlamını taşıdığını rahatlıkla söyleyebiliriz. Evet. Demek ki bu kainat saatinin saniyeleri var, gece gündüz, dakikaları var, seneler, saatleri var, insan ömrünün farklı devirleri, bir de günleri var, kainat aleminin ömrünün farklı dönem ve devirleri. İşte bunlar diyor birbirine bakar. Öyleyse gece ve gündüz bir devir yaptı mı, dikkat edin. Hem dakikaya uğrayacak, yani seneye, hem insana uğrayacak, yani saate, hem kainata uğrayacak, yani günlere. Öyleyse bir gün içerisinde bir devir yaptığımızda, senenin de, dikkat buyurun, insanın da, kainatın da farklı devirlerine işaret edecek, onun hükmünü alacak. Enteresan. Tam üzerinde bakın, az önce 9'un üzerindeki milin üstünden geçti. Tam. Değil mi? Biraz sonra mesela kaçların üzerine gelecek. Tam onun üzerine geliyor. Allah'ım. Benzetme de çok orijinal. Mesela fecir zamanı. Yani sabah namazı zamanı. Sabah namazı biliyorsunuz fecirle girer. Güneşin doğumuyla biter. Dolayısıyla sabah namazı vakti girer girmez. İmsak girer girmez. Zamanı müsait olmayanlar, işe gitmek isteyenler hemen namazlarını kılabilirler. İlla da bir müddet geçmesi şart değildir. İmsak girer girmez sabah namazı kılınmasının bir sakıncası yoktur. Ama biraz geciktirmek Hanefilere göre daha faziletli, Şafilere göre daha erken kılmak faziletli. Bununla beraber vakit girer girmez kılınabilir. Fecir zamanı tuluğa kadar, güneşin doğumuna kadar. Evveli bahar zamanı, şimdi gece ve gündüzün sabahı. Yani saniye girdi.
saniye başa dönmeye. Değil mi? Sabah namaz vaktinin girmesiyle başladı saniye dönmeye. Yani gece ve gündüz. Nereye uğradı? Önce senenin bahar mevsimine. İlk baharın başına uğradı. Sonra insanın rahm-ı mağdire düştüğü avanına, bir de insanın anne karnındaki çeşitli zamanlarını gösteriyor. Bir de semavat ve arzın 6 gün hılkatinden 1. güne benzer de hatırlatır. Bir de Cenab-ı Hakk'ın kainatı yarattığı ilk anı, yani Nur Muhammedi'nin yaratıldığı zamanı ve devri insanlara hatırlatıyor, gösteriyor. Malumun sabahleyin gece zifiri karanlıktan fecir doğumuyla hafif bir aydınlığa geçilir. Ama gece henüz bitmemiştir, gündüz de henüz gelmemiştir. Bahar mevsimi de öyle. İlk baharın ilk başında toprağın ağzındaki çekirdekler yavaş yavaş uyanmaya, ağaçlar tomurcuklarını yavaş yavaş vermeye başlamıştır ama ne tam ağaçlar ne de tam çekirdekler son halini almıştır. Yeni daha, yani tam kış mevsimi de değiller, tam yaz mevsimi değiller. Tam arada. Ne gecedeler, ne gündüzdeler. Onun için sabah namazının vakti tam bahar mevsimi ilk başına insan hatırlatıyor. Bir. İkincisi, anne rahmine gelmiş olan ruhlar, canlılar. Ruhlar aleminden çıkmışlar ama henüz şahat alemine tam gelmemişler. Yarı karanlık içerisindeler. Onlar annenin karnında yarı karanlıktalar. Ne tam karanlıktalar, ne tam aydınlıktalar. Demek ki Cenab-ı Hak bizim anne karnındaki durumumuzu hatırlayalım. Allah'ın biz orada karayken bize ihsan ettiği envai çeşit nimetlerin farkına varalım. O karanlıkta o güzel duyguları, o güzel organları bize ihsan zatın, o ikram ve ihsanını iyi hatırlayalım diye güneş doğmadan namaz kılmamızı emretmiş. Eğer güneş doğduktan sonra namaz kılsaydı bahar hatırlamayacak. Belki. Hikmet olarak ya. Hani bazen biz latif olsun diye söylüyoruz. Bunu da nefsimize ders olmak için söylemek lazım. Mesela anne karnındaki çocuğa diyeceksin ki kendisi almak icap etse organlarını, kardeşim buradayken gözünü tak git, dünyada göz takmıyor adama. Doğru değil mi? Ayaklarını buradayken tak git, dünyada sana takılacak ayak yok. Hepsini burada takacaksın. Emin olun, anneden dünyaya gelen çocuğa ne takarsanız takın, anne karnına takılan yerini tutmayacaktır. Hepsi protezdir. Orijinali orada takılıyor. Onun için güneş doğmadan kılınan bir namazın yerini güneş doğduktan sonra kaza ile kılınan bir namaz tutamaz. Evet. Allah-u Teala ihsanıyla, ikramıyla onu kabul eder. Üzerimize o borcu kaldırır ama o güneş doğmadan kılınan namazın yerini asla asla. İfade edebildin mi? Elhamdülillah. Sabah namazı ayrı. İşte şu anda biz dünyanın karnındayız. Burada taktınız. Taktık organlarımızı. Doğduktan sonra orada takmak yok. Anne karnındaki organlarımızı takar, Allah bize sormamış, iyi ki sormamış. Sosyal bir şey getirmiştik yanımızda. Lütfuyla bize bırakmamış, her şeyimizi takarak göndermiş. Ama dünya karnındayken ibadetlerle, günahlardan sakınmakla, iman ile ruhumuzun güzelliklerini takmayı bize bırakmış. Doğduktan sonra telafisi yok. Dünya karnından, kabir berzahına doğuşumuzdan sonra eksik bıraktıklarımızın telafisi yok. Onun için doğmadan organlarımızı tam takarak edelim inşallah. Bunlardan birisi 5 vakit namaz. Evet. Ayrıca semavat ve arzın 6 gün kat Allah var. Ondan başka hiçbir şey yoktu. Allah vardı diyor. Ve lem yekun ma'ahu şeyun. Onunla beraber hiçbir şey yoktu. Bir Allah var. Daha başka varlık yok. Allah ilk olarak
Peygamberimizin nurunu yarattı. Işık parladı, bir ışık. Fecir doğdu. Nedir o fecir? Peygamberimizin nuru Muhammed'i aleyhissalatü vesselam. Peygamberimizin nuru. İşte diyor sabah namazı bize kainatın ilk devri, ilk varoluş tabiri ise zaman olan, varlığı olan Nur Muhammed'in yaratıldığı anı bize hatırlatır. Demek ki sabah namazı mevsimlerden ilkbaharı, insan ömründen anne karnındaki dönemi, kainat ömründen de millerinden oluyor ya, kainat ömründen de birinci gününe işaret ediyor biz. Ve onlardaki şuunat-ı ilahiyi ihsar eder. Allah Allah. İlk baharda Allah'ın bize ihsan ettiği nimetlere, ihsanlara, ikramlara, anne karnında bize ihsan ettiği nimetlere, ihsanlara, ikramlara, artık ben sanıyorum. Bir de Nur Muhammed'in yaratılmasıyla kainata yapılan ikram ve ihsanları ve Cenab-ı Hakk'ın tecelli eden esma, sıfat ve şunatını bize hatırlatıyor. Ve Cenab-ı Hakk'ın bu külli ihsanını sabah namazını kılmakla teşekkür etmemiz istiyor. Demek ki sabah namazını kılan insan hem ilkbahar mevsiminde hem anne karnındayken hem Nur Muhammed'in yaratılmasıyla Cenab-ı Hakk'ın ihsan ettiği bütün nimetlere külli anlamda toptan bir teşekkürde bulunmaktır. Namazını kılmayan bir insan bütün bu nimetlere şükrünü eda etmemiş olur. Allah Allah. Yaramaya çözdük. Evet. Enteresan. Zuhur zamanı ise, öğlen namazının vakti ise, yaz mevsiminin ortasına, evet, tabiri caizse, enteresan burada müsaade ederseniz Peygamberimizin bir hadis-i şerifini de size izahını yapmış olayım. Peygamber Efendimiz Aleyhisselam bir seferinde buyurmuş, akşam olunca güneş secdeye kapanmış. Akşam olunca güneş secdeye kapanır. Bunu bazıları itiraz ediyorlar. Hani diyorlar güneşin öyle secdeye kapanması diye. Burada Peygamber Efendimiz bizim güneşe bakışımızı bakarken de alacağımız dersi anlatmak istiyor. Sanki sabahleyin güneş doğumuyla bir nevi uykudan uyanıyor. Biraz sersemce ilk sabah namaza uyanan bir insanın hali gibi. Sonra hazırlanıyor, abdest alıyor. Kendine geliyor, ayağa kalkıyor öğlen vakti, tam böyle tepede. Öğlen vakti tabirese namaza duruyor. İkinci vakti rükuya eğiliyor. Akşam vakti secdeye kapanıyor, hissini verir seyredene. Yani seyredene. Bakmasını bilene, bu güneşin bu hali bize bu manzarayı hayale getiriyor. Gerçekten akşam secdeye kapanmayı bize hatırlatır. Ve koca güneş bize demek ister ki ben bu büyüklüğümle, bu celalimle, bu zat, beni yaratan zatın huzurunda secdeye kapanıyorum da sen neye güveniyorsun da secdeye kapanmıyorsun? Sen benden daha önce gitmen lazım dercesine bize secdeye gitmenin dersini veriyor. Dolayısıyla yaz mevsiminin ortasına, hani yaz mevsiminin en sıcak günü, en sıcağıdır değil mi? Mevsimleri. Öğlen vakti de günün en sıcağıdır. Demek ki yaz mevsimine hatırlatan bizi öğlen namaz vakti. Kuşluk olsaydı belki bu daha net anlaşılmayacaktı değil mi? Hikmet olarak öğlen vakti namazının farz kılınması yaz mevsimini hatırlatma noktasından daha bir hikmetli. Hem gençlik kemaline, yani gün kemale erdi ya, mevsimlerin de kemale ermesi meyvelerin olgunlaşmasıyla. Meyveler de yazın olgunlaşır. İlkbaharda değil. Dolayısıyla insanın olgunlaşması da gençlik kemalidir. Nedir gençlik kemali? Akıl baliğ olma yaşıdır. Evet. Gençlik kemali neymiş? Akıl baliğ olma yaşı. Yani ibadetlerin emredildiği, onlara uyurmanın farz olduğu yaşımız. Akıl baliğ olma. Gençlik kemali o. Onun için akıl baliğ olan insanlara çocuk verilmez artık. Onlar delikanlıdır. Onlar gençtir. Onlar yiğittir. Onlar kahramandır.
hayatlarının kemaline ermişlerdir. Artık onlar çocuk değildir. Demek ki öğlen bize mevsimlerin kemali olan yaz mevsimini, insanın kemal yaşı olan akıl baliğ yaşına erme dönemini, bir de kainatın kemali neyle olur? Hem ömrü dünyadaki hılkat-ı insan devrine benzer. Bu işaret eder. Hani malumunuz bir ağacın kemali meyvesini vermesiyle olur. Eğer ağaç yetiştirdik, yapraklarını verdi, büyüdü, gelişti, serpildi ama meyve vermiyorsa kemali olmamıştır, değil mi? Bir ağacın kemali, o ağacın ekilme sebebi olan meyvesinin yaratılmasıyladır. Ne ettiniz diye efendim? İncir ağacı. İncir ağacının inciri olursa kemale ermiştir. İfade edildim. Şu kainat ağacının kemali de onun en mükemmel zişur meyvesi olan insanın yaratılmasıyla gerçekleştir. Onun için öğlen vakti bize Hazreti Adem Aleyhisselam'ın yaratılışının devrini ve bir hatırlatır. Ya. Bir, işaret, onlardaki tecelliyat-ı rahmeti ve fuyuzat-ı nimeti hatırlatır. Ya o zaman demek öğlen namazında, gençlik kemalinde ne gibi lütuflarda bulundu Allah bize? Şöyle bir düşünün, yaz mevsiminde hangi ikramlarda insanlarda bulunuyor? Bir de Hazreti Adem Aleyhisselam'a ne gibi rahmet lütuflarını bize ihsan etti Allah? Ve ne gibi feyizlerde, nimetlerde bulundu? Bütün bunları öğlen namazının vakti bize hatırlatıyor. Ve öğlen kıldığımız namaz da bu zamanlarda Allah'ın bize ihsan ettiği nimetlere karşı da teşekkür etmek manasına gelir. Yani ne olacak bu iki dakikalık namazı kılmakla değil mi? O kıldığımız iki dakikalık, dört dakikalık, altı dakikalık namazlar böyle büyük külli ubudiyetlerin, külli teşekkürlerin kaynağı oluyor. Evet. Bir şey vardı. Üstad Hazretlerinin bir ifadesi var. Buyurur ki namazını kılan insanlar diyor, dünyevi mubah diğer işleri de güzel bir niyetle ibadet hükmünü alır. Yani beş vakit namazını kılan bir insan helal dairesinde yaptığı bütün işlerin, bütün çalışmaların, bütün tasarruflarının, bütün yorulmalarının, uyumalarının, yürümelerinin, oturmaların, kalkmalarının, hayatında icra ettiği bütün davranışın birer ibadet olmasını sağlıyor. Beş vakit namaz. Kılındığı takdirde. Hani biz buna bir örnek veriyoruz. Mesela şu abidedeki ışıklar, yani ampuller, acaba bu büyük salonun kaçta kaçıdır? Binde biri var mıdır? Daha azdır. Ama binde biri küçüklüğünde bile olsa, eğer o abidedeki ampul yandıysa, bütün odayı ışığa çevirir. Bütün karanlıkları aydınlığa döndürür. Yani kendisinin küçük olması önemli değil. Neyi taşıdığı önemli. İçinde neyi bulundurduğu önemli. Evet ampul küçük ama madem ki ışık saçıyor, kendisi ışık çünkü, o zaman bütün odayı ışığa çevirir. Mesela bir büyük kazanın içerisine, bir kazan sütün içerisine bir kaşık yoğurt atılıyor, ocağı kazandaki sütü yoğurda çeviriyor. Maya ya. Dikkat edin. Öyleyse bu kazanın içerisine bir kaşık süt yoğurt atarsanız yoğurda döner süt dediğimiz ne kadar doğruysa ve bu ışığı yakarsanız bütün odayı karanlıklardan aydınlığa çevirmiş olursunuz ne kadar doğruysa beş vakit namaz mayasını 24 saatlik bir kazanın içine atan, 5 vakitlik bir namaz ampulünü, ışığını, 5 odalı bir günü içerisinde yakan bir insan da 24 saatlik zamanını namaza çevirebilir. Evet. Yani namazın burada ihtiva ettiği önem ve kıymet maya olması, ışık olması ve şu anlattığımız özellikler içinde bulundurmasından. Dolayısıyla Cenab-ı Hakk'ın ihsan ettiği sonsuz nimetlere
ancak namaz kılmakla teşekkür yapılmış olur. Asr zamanı ise, ikindin vakti ise, gün mevsimine, hani gün ihtiyarlıyor yavaş yavaş. Mevsim de ihtiyarlıyor, bakıyorsun yaprakları sararmış, bazı abilerimizin saçlarının beyazladığı gibi, bakın, onlar da siyahlıktan beyazlığa dönmüş, ihtiyarlık alamet değil mi? Ağaçlar sararmaya başlıyor böyle sonbahara doğru, ihtiyarlık alametleri. Biraz sonra dökecekler saçlarını, yapraklarını. Demek ki ikindin vakti de biraz daha ışıkları zayıflıyor, beli bükülüyor tabiri caizse. İhtiyarlık alametleri gün artık kemalinden zevale doğru meyletmeye başlıyor. Senenin de sonbaharı, güz mevsimi o senenin ihtiyarlığıdır. Demek ki ikindin vakti mevsimin ihtiyarlığının hem de insanın ihtiyarlık vaktine, insan da kemalinden yavaş yavaş zevaline doğru, hem ahir zaman Peygamberinin aleyhissalatü vesselam asr-ı saadetine benzer. Ne demiş Peygamber Efendimiz? Ben ikindi vakti geldim. Kıyamet akşam vakti kopacak. Bundan dolayı duymuşsunuzdur. Ha demek ki kıyamet akşam kopacakmış. Gelin akşam erken kılalım derler. Yana kardeş, hadi akşam buradayken koptu kıyamet. Ya Amerika'da akşam değil. Demek ki bu akşam vakti bizim yer kürenin akşamı değil. Kainatın akşamı. Evet, bizim üzerinde bulunduğumuz yer kürenin değil de kainat bir ömür biçilmiş o kainata. Nasıl güneş sabah doğar, öğlen kemali, kimdir ihtiyarlar sonra vefatı. Demek kainatın da bir doğuşu, kemali, ihtiyarı, fark var. Peygamberimiz ne zaman gelmiş? Kainatın ikinci vakti gelmiş. İkindinden sonra kaç sene geçmiş? 1400 sene. Akşam battı batmak üzere. Eli kulağında derler ya. Hani ezan okunacak. İftar vakti ha. Ekler işte ezan okunmak. Emin öyle bir zamandaydı. Çok yakın. Hazırlık olmak lazım. Çünkü kıyametin kopması yaklaşmış. Onun için ikindi namazı Peygamberimizin asr-ı saadetini de bile hatırlatıyor. Ve evet, Allah Allah. Onlardaki şunat-ı ilahiyeyi ve inamat-ı rahmani iftar eder. Mağrib zamanı ise, akşam vakti ise alem zulümat, yani karanlıklar alemi, nehar aleminin, gündüz aleminin bütün asarını siyah affedersiniz. Güz mevsimin ahirinde pek çok mahlukatın grubunu yani işte ağaçların yaprakları iyice şey oluyor, dökülüyor. Bazı sinekleri Cenab-ı Hak, bazı canlıları vefat ettiriyor Cenab-ı Hak. Onları öldürüyor. Hani kışın şiddetinden ve azabından onları kurtarmak için diyor. Onları terhis eder. Allah Allah. Yani onları babaların memleketine gönderir tabiri caizse. Yani bu kışın şiddetli azabından rahatsız olmasını. Hakikaten kışın ortasında o sinekler, o böcekler, o nazenin çiçekler olsa ne olur? Yazık değil mi? Ama Cenab-ı Hak onları vardı, o tattırmıyor. Tatlı bir şekilde ruhlarını alıyor. Demek ki akşam namazı gibi onu hatırlatıyormuş. Güz mevsiminden sonra bu tür varlıkların vefatını insanın da vefatını hatırlatıyor. Adam yakıyorsun, az önce sizinle konuşuyordu. Ben cenazeyi kattım birkaç. Onun için biliyor. Siz ne yaparsanız itaat etmiyor. Çünkü içinde bir şey vardı, o gitti. Ampulün ışığı kesti, yani elektriği gidince ampul hiçbir şey vermediği gibi karanlıkta var. Demek ki vücudumuza hayat veren ruhmuş. Ruh gidince beden karanlıkta. Ne duyuyor, ne görüyor, ne işitiyor. Allah. Ne dinliyor, ne anlıyor, ne bakıyor. Allah. Sen de kalmışsın. He abi ya. Tersini bir şey demedi. Demek ki günün ışığı gidince, güneş gidince nasıl her şey karanlıkta kalıyor? Demek ki ruh da gidince, işte akşam namazı bir de insanın vefatını artır. İşte ondan dolayı namazı hemen çabuk acile kılıyor. O da vefattan dolayı kalmasın. Bu işin için. Ya, namazın erken kılınması, vaktin darlığından, çabuk çıkmasından bir de bizi ölümü hatırlattığından acele etmeyi hatırlatmak için. Yoksa
Evet, akşam kıyamet kopacağından hızlı kılmak değil yani. Bütün namazları erken kılmak. Evet, denekler yok ama akşamın biraz daha dar olması vakti şey yapıyor, Allah razı olsun. Demek insan vefatını hatırlatıyormuş. Bir de dünyanın kıyamet iktidasındaki harareti miktarı. Demek ki kıyamet kopmadan önce bir çalkalanacak dünya. Yıldızlar çarpışacak. Denizler fokur fokur kaynayacak. Dağlar pamuk gibi atılacak. Allah Allah. İşte o kıyamet kopmadan önceki o çalkı kafirlerin başına kopacak Ölç Hazretleri. Peygamberimiz buyuruyor, kıyamet kopmadan önce müminlerin ruhları alınacak, o kıyametin dehşetli tecellisi, o azabı kafirlerin başına kopacak. İşte akşam namazı bize kıyamet kopmadan önceki o celalli tecelliyatı bize hatırlatıyor. Aman ya. Güneş tersine dönecek. Çarpışacak yıldızları birbirine. Bunu şey bize anlatmış Yunus Emre. Kıyameti anlatıyor. Diyor ki küpleri üst üstüne dizseler. Yani böyle yok bir adam dizdiniz küpleri. Alttan birini çekseler. Seyreylesen gümbürtüyü. Kıyameti anlatıyor. Yani böyle yıldızları bize çarpışacak yani. Gümbürtüyü anlatıyor. Ne kadar nezih güzel ifade etmişsin. Yunus Emre'ye mahsuslar. Allah. İşte akşam namazı bu çalkantıyı bize anlatıyor. Hatırlatıyor. Ve beşeri gaflet uykusundan uyandırır, ikaz eder. İşa vakti ise, eza okundu az önce. Yatsı namazının vakti ise, alem-i zulümat, nehar aleminin bütün asarını siyah kefenle sekletmesin. Aslında akşam biraz aydınlıktı değil mi? Tam zikir değildi. Yatsı tam zikiri. Demek ki gündüzün bütün görüntülerini kapattı. Bütün ışıkları gitti. Görünenler de kayboldu. Gündüzün şeyini karanlıkla örttü. Bir. Bir de diyor. Kışın beyaz kefeniyle ölmüş yerin yüzünü örtmesini. Kışın da şey, karlara da beyaz kefen diyor. O da yerin üstünü örtüyor. Bir de diyor. Ben demek ki gece siyah kefen, kıştaki kar beyaz kefen. Vefat etmiş inanın baki asarı da vefat edip nisyan perdesi altına girmesini. Bakıyorsunuz akşam gündüzün biraz şeyleri görülüyor. Evler seçiliyor. İnsanlar görülüyor. Adam vefat etmiş. Babası vefat etmiş. Hatırlıyor babam geçen sene rahmetli oldu bu günlerde. Bir ruhuna Fatih okuyayım diyor. Fatih okuyor. Daha hatırlıyor babasını. Dedesini hatırlayan kaç kişi var? Bir iki kişi çıktı. Dedesinin dedesini hatırlayan kaç kişi var? Var mı ki dedesini hatırlayan ruhuna Fatih okuyan? Bilmem ama. Unuturmuş iyice bak. Yastığı kılarken diyecek ki insan. Akşamı kılarken belki çocuklarım öldükten sonra arkamdan bir şeyleri gönderir miydi vardı. Yastığı kılarken diyecek ki beni hiç kimsenin hatırlamayacağı bir zaman gelecek ama ben orada olacağım. Kimseden beklemeden kendim yanında götüreyim öyleyse diyerek bir gün unutulacağını, kimsenin aklına gelmeyeceğini ve bütün amelle baş başa kalacağını yatsı namazı tam ihtar ediyor. Hem bu dar imtihan olan dünyanın bütün kapanmasını. Demek ki bu dünyada iyice kıyamet kopacak, her şey vefat edecek. Kainat da ölümü tadacak. Her şey ölümü tadacak ayeti gerçekleşecek. Her şey yapar. Yatsı namazı bize buna diyor. Gece vakti ise hem kışı hem kabri hem alem berzahı ifham ile ruh beşe rahmet rahmana ne derece muhtaç olduğunu insan hatırlatır. Ve gecede teheccüd ise kabir gecesinde berzah kanında ne kadar lüzumlu bir ışık olduğunu bildirir, ikaz eder. Ve bütün bu inkılabat içinde Cenab-ı Mülim Hakiki'nin nihayetsiz nimetlerini ihtar ile ne derece hamd ve sena müstahak olabilir.
İkinci sabah ise, hani derler ki, ya haçlığın gelmesinin delilleri nelerdir? Haçlığın gelmesinin delilleri çok da. Her birinde öldükten sonra yeni bir hayatın varlığının delilidir. Hani her bahar mevsimi yeni bir diriliştir. Bu delildir de. Seneye de delilere gerek yok. Her günün sabahı yeni bir dirilişin örneğidir. Allah bize her günde ölümün, kıyametin ve tekrar dirilişin örneklerini gösteriyor. Onun için ikinci sabah, yani yarınki sabah bize sabah-ı haşri ihtar eder. Evet, şu gecenin sabahı ve şu kışın baharı ne kadar makul ve lazım ve kat'i ise haşrin sabahı da berzahın baharı da o kat'iyettir. Demek bu beş vaktin her biri, bu beş vakit namazının vaktin her biri bir mühim inkılap başında olduğu gibi, büyük inkılapları ihtar ettiği gibi, Kudret-i Samedaniye'nin tasarrufat-ı azime-i yevmiye'nin içinin işaretiyle, yani bir günlük Allah'ın yaptığı büyük tasarruflarının işaretiyle, hem senevi, yani yıllık, hem asri, hem insan ömrünün, hem dehri, hem kainat ömrünün kudretin mucizatını ve rahmetin hedayasını hatırlatır. Demek asıl vazife-i fıtrat, yani yaratılışımızın vazifesi ve esas-ı ubudiyet ve kulluğumuzun temeli ve kat'i borç, kesin borç olan farz namaz şu vakitlerde layıktır ve emsettir. Subhaneke la ilme lena illa ma alemtena inneke entel alimul hakim ve ahiru davahum hamdülillahi rabbil alemin. El-Fatiha.